Sevgili öğrencilerim, merhabalar. Şimdi açıkenar bağıntılarının konu testini gömeceğiz arkadaşlar bu videomuzda. Bakalım ilk sorumuz ne diyormuş? Diyor ki, bazı açılar verilmiştir. En kısa kenar hangisidir diye bir soru soruyor. Ok yöntemi yapacaktık. Birden fazla üçgen görüyorsak ok yöntemi. Önce boş olan açıları bulacağız dostlarım. 60, 70 daha 130, şuraya bir 50 derece kaldı. 50, 65, şuraya bir 65 derece kaldı. Yani bununla bu eşitmiş. 60, 80, 140, buraya da 40 kaldı. Şimdi en kısa kenarı sorduğu için bütün üçgenlerden en küçük açıdan karşısındaki kenara oku çiziyoruz dostlarım. Burada da şuna çizelim. Burada da şuna çizdik diyelim. Şimdi en küçüğüne, en küçük açıdan en büyük kenara doğru, daha doğrusu en büyük, en küçük açıdan karşısındaki kenara doğru okları çizdim. Şimdi okları takip ettiğinizde bakın, bu buradan geldi, şuraya gitti, burada bitti. Bu da aynı şekilde buradan geldi, burada bitti. Yani ikisi de ED kenarında bittiği için aradığım cevap ED'dir diyorum. Denizli'yi işaretledim. Geldim 2'ye. Şimdi B açısı bizim en küçük açımız, en büyük açımız. O zaman karşısındaki kenarda en büyük kenar. Ortanca açımız A, o halde A'nın karşısındaki ortanca kenar. En küçük açımız C olduğu için C'nin karşısındaki 4 de bizim en küçük kenarımız olacak. Yani X'in sıralaması şöyleymiş. 9'dan küçük, 4'ten büyük. Bir de biz X için şu kuralı biliyoruz. İki kenarın toplamından, yani 13'ten küçük, farkı olan 5'ten de büyük olacak demiştik dostlarım. Hemen buradan eşitsizliğimizi söyleyelim. Küçüklerden büyük olanı, büyüklerden de küçük olanı alacaktık dostum. Küçüklerden büyük olanı, pardon. Küçüklerden büyük olanı yani 5'i, büyüklerden de küçük olanı yani 9'u alacağız. İşte x 6, 7, 8 değerlerini alırmış. Kaç tane tam sayı değeri vardır diye soruyor. 3 tane tam sayı değeri çıktı dostlar. Geldik 3. sorumuza, yeni nesil bir soru. Kırmızı, sarı, mavi çubuklar ucuca eklenerek bir üçgen elde edilebiliyormuş dostlarım. O halde kırmızıyla mavinin toplamı her zaman sarıdan büyüktür şartını bir kullanalım burada, değil mi? Kırmızıyla, hani iki kenarın toplamı üçüncüden büyük olacaktı. Ya da sarıyla mavinin toplamı, onu da yazayım. Sarıyla mavinin toplamı kırmızıdan büyüktür. Ya da maviyle sarının toplamı, pardon, kırmızıyla sarının toplamı maviden büyüktür. Buna göre diyor, aşağıya bakalım şimdi. Bu şekilde gösterilmiştir. Hangileri elde edilebilir diye bir soru sormuş bize. Şimdi ne dedik? Kırmızıyla mavinin toplamı sarıdan büyük olacak. Kırmızıyla mavinin toplamı, bakın, birinci şekilde sarıdan büyük. İkinci şekilde sarıdan küçük. Üçüncü şekilde de sarıya eşit. Sarıya eşit dahi olamaz. Büyük olacak dostlarım. Yani cevabımız Adana olacak. Yalnız bir dedik cevabı. Geldik 4 numaralı soruya. Uzunluğu 16 birim olan bir çubuk şekildeki gibi yere saplandığında bir birimlik kısmı toprağın altında kalmaktadır. Pekala. O zaman geriye 15 birimlik bir kısım kaldı. Şekildeki gibi görüntü oluşmaktadır diyor. Tamam. Buna göre çubuğun yere saplandığı nokta ile kırık parçanın yere değme nokta arasındaki uzaklık, yani şu soru işareti denilen yer, en fazla kaç olur diye soruyor. Şimdi buraya x diyelim, buraya a, buraya da b diyelim. Dostum, üçgen kuralı neydi? X'i ortaya aldığımda diğer ikisinin toplamından mutlaka küçük olacaktı. E şimdi bu çubuğun boyu 16 idi. Şuradan A ile B'nin toplamına da 15 kaldı. Çünkü 1 santimini yere gömmüşüz. Demek ki bunların ikisinin toplamı 15. Yani X küçük olacak 15'te. O zaman ne olur diye soruyor bize en fazla. Cevabımız 14 geldi. Şuna bakalım. Dörtgeninde 8 var, 3 var, 2 var. AC bir tam sayıdır diye söylemiş. Şimdi önce AC'ye Y diyelim. Y'nin aralığını bir yazalım. Şimdi Y dediğimiz olay, diğer ikisinin toplamı 11'den küçük, farkı 5'ten büyük olacak dedik. X'in en büyük tam sayı değeri. Şimdi X'in en büyük olması için Y'yi de maksimum derecede seçmeliyim. Peki Y'yi en fazla kaç seçebilirim? Tam sayı olmak şartıyla. Tam sayı olacak demiş, bakın burada belirtmiş. Y'yi en fazla 10 seçeriz. O halde buraya da 10 yazalım. Şimdi bu üçgende de X'in aralığını bulalım. X küçüktür 10 ile 2'nin toplamıyla 10 ile 2'nin farkı. En büyük tam sayı nedir diye soruyor. 12'den küçük en büyük sayı 11'dir dedik.
Buna geldik. X'in AB'nin, X diyelim biz ona hemen, X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi şuradan bir hemen üçgen eşitsizliğini yazalım. Şurada yapalım. X küçüktür diyelim. İkisinin toplamı 13, ikisinin farkı 1. Şuradan yazalım. X küçüktür, ikisinin toplamı 16, ikisinin farkı 2. Şimdi küçüklerden büyüğü, büyüklerden de küçüğü alacaktık. Yani 2 ile 13 aralığında çıktı. Kaç farklı değer vardır? Ne yapıyorduk burada? Büyükten küçüğü çıkarttım 11, bir daha çıkarttım 10 tane değeri vardır dedim. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet, çevirdik 7 numaralı sorumuza bakıyoruz şimdi. D noktası ABC üçgeninin iç bölgesindedir. 8'i, 6'yı, 4'ü gördük. Şimdi BC'nin en büyük tam sayı değeri A. Şuraya A diyelim. A dediğimiz şey şu üçgende A ne olacaktı? Diğer ikisinin toplamından küçük. Yani 10'dan küçük. O halde biz A'yı maksimum 9 seçebiliriz. Bize de AB ikilisini soruyor. Şimdi A'yı 9 seçtiğimiz için bunların hiçbiri olmaz. 9'a 2 ya da 9'a 3 olacak. Şimdi B'yi bulalım. Şurası da B'ymiş. B'nin de neyini istiyor? En küçük tam sayı değerini istiyor. Şimdi şöyle bir üçgenin iç noktasında bir şey alındığında neydi kural? Şunların toplamı, yani 4 ile 6'nın toplamı 10. Şu B ile 8'in toplamından küçük olacaktı. 8'i attım buraya. 2'den büyük olacakmış B. B 2'den büyük, en küçük ne olabilir dostlarım? 3. O halde cevap Edirne'den geldi. 8. soruya bakıyorum. Evet, X için hemen bir aralığımızı yazalım. X dedik, diğer ikisinin toplamından küçük, diğer ikisinin farkından büyük. Ama bir de bir şart var burada bakın. B ile C'nin toplamı 90'dan büyükmüş. Mesela 91 olsa bunlar, o zaman A açısına ne kalacak? 89. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bunların ikisinin toplamı 90'dan büyükse buraya mecbur 90'dan küçük bir sayı kalacak. Yani A açısı her halükarda 90'dan küçük bir açıdır dostlarım. Ne yapıyorduk böyle bir soruyla karşılaştığımızda? Önce 90'mış gibi kabul edip Pisagor bağıntısı yapıyorum. X kare eşittir bir 4'ün karesi bir de 7'nin karesi diyorum. Ama 90'dan küçük dediği için ben de eşittir demeyip küçüktür işaretini koyuyorum. Ve X kare küçüktür. Toplamları ne yaptı? 65 mi yaptı arkadaşlar? 59, 65. Evet. Yani X küçüktür. Kök 65. Şimdi 65 eğer ki 64 olsaydı 8 diye çıkardı. 81 olsaydı da 9 diye çıkardı. Demek ki ikisinin arasında bir değer alacak. 8.2 diyelim. O halde X küçüktür. 8.2'den dedik. Şimdi bunların da kesişimini alıyoruz dostlarım. Küçüklerden büyük olanı alacağım ama zaten 3 var. O zaman 3'ü alacağım. Büyüklerden de küçük olanı, yani 8.2'yi aldım dostlarım. İşte burada 4, 5, 6, 7 ve 8 değerlerini alır. Kaç farklı tam sayı değeri çıktı? 5 farklı tam sayı değeri çıktı arkadaşlar. Şuna bakalım. Aşağıda verilen üçgen prizma biçimindeki hediye kutusunun etrafına bir sıra halinde şerit yapıştırılıyor. Şeridin uzunluğu 24 santim olduğuna göre. Şimdi şöyle yapalım. Şuna A, B, C diyelim. Bu şerit gördüğünüz gibi üç kenardan da dolanıp geliyor dostlarım, şu pembe şerit. Dolayısıyla üçgenimin kenarlarının toplamı A artı B artı C eşittir 24'tür dedi. Taban kenarlarından birinin uzunluğu tam sayı cinsinden en çok kaç santim olabilir? Şimdi C'yi seçelim. En çok C olsun. En büyükleri C olsun. C'nin özelliği ne olacak? C diğer iki kenarın toplamından mutlaka küçük olacaktı değil mi dostum? A ile B'nin toplamında. Peki şimdi A ile B'nin toplamıyla C var elimizde. Şöyle yazayım. Şimdi A ile B'nin toplamını bir grup diye düşünelim. Bir de artı C'miz var ve bunların toplamı 24. Şimdi tabii ki C bunlardan küçük ama tut ki eşit olsaydı. Eşit olsaydı A ile B'nin toplamı 12. C'de 12 olmayacak mıydı dostum? Ama C'nin daha küçük olduğunu söylediği için C'yi bir tık küçük alacağım. 11 yapacağım. Bunu da bir tık büyük alacağım, 13 yapacağım. İşte C'nin alabileceği maksimum değer 11'dir dedim. Ve sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. 10. soruya bakalım. BH 10. AB ile BC'nin toplamı. Şimdi buna X diyelim, buna Y diyelim dostum. Şimdi burada bir dik üçgen var. Ve bu dik üçgenin hipotenüsü Y. Ne demiştik? Hipotenüs her zaman ama her zaman diğer dik kenarlardan büyük olacak. Yani Y 10'dan kesin büyük. E hocam şurada da bir dik üçgen var. Bunun da hipotenüsü x. E o zaman x de 10'dan büyük olacak.
Peki şimdi sakın ha burada y'yi 11, x'i de 11 seçmeyin çünkü bize x ile y için yani bu ikisi için tek tek tam sayı olacak dememiş. O yüzden direkt ne yapıyorduk bunların toplamını alıyorum. 20'den büyük olacak x artı y. En küçük ne olur diye sormuş bize. 20'den büyükse en küçük 21 olacak diyelim. Evet burada da ABC açısının 90 dereceden küçük olduğunu söylemiş. Küçük 90. Peki bu bakın daha kolay oldu. Hiç Pisagor'a gerek yok. Burası tam 90 olsaydı 6, 8, 10'du diyebilir miyim ben buraya? Ama 90'dan küçük dediği için ben de burayı 10'dan küçük seçiyorum. AD'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri. Şimdi burayı en büyük yapmak için tabii ki bu kenarı da maksimum seçmeliyim. 9 diye düşünmeyin arkadaşlar. 9 gibi geliyor insanın aklına ama AC kenarını tam sayı olacak dememiş. O yüzden 9,5 seçtim ben. Ve şimdi şu üçgende eşitsizliği yazıyorum. X dediğim şey 9,5 ile 4'ün toplamı olan 13,5'tan küçük olacak arkadaşlarım. Demek ki 13,5'tan küçük en büyük tam sayı değeri nedir? 13'tür. Adana'yı paketledim. Geldim buna. Bir kenarının uzunluğu tam sayı olan ABC eşkenar üçgeni biçimindeki bir levhanın üzerine başka bir üçgen yerleştirildiğinde iki üçgenin birer kenarları çakışmaktadır. Tamam. Son durumda görünen turuncu bölgenin çevresi 20. Şimdi şuradaki turuncunun çevresi 20'ymiş dostlarım. Şuna A diyelim. Bu da A. Tabii ki bu da A. Şuraya B diyelim. Şuraya da C diyelim dostlarım. Şimdi biz ne biliyoruz? B ile C'nin toplamı B artı C mutlaka A'dan büyüktür. Şunun toplamı şu A'dan büyük. Diğer şu arkasındaki iki kenarın toplamı olan 2A'dan da küçük olacaktı. Bunu köşe taşında söylemiştik. Şimdi turuncunun çevresinde ne var? 2A var. Bir de B artı C var dostlarım. Bu da bize 20 olarak verilmiş. Neyi soruyor bize? ABC üçgeninin çevresini yani A'nın en büyük değerini soruyor bize dostlarım. A en fazla kaç olabilir diye bir soru sormuş. Şimdi düşünelim. Şimdi şunları eşit kabul etseydik biz. İkisi de eşit olsaydı. Bunlar 10-10 olacak mıydı dostlarım? Kesinlikle olacaktı. Fakat 2A kesinlikle B artı C'den biraz daha büyük bir sayıymış dostlarım. 2A B artı C'den biraz daha büyük. O zaman biz 2A'yı 11 seçelim. B artı C'yi de 9 seçsek. Oldu mu? Oldu. Peki kenar uzunlukları tam sayı dediği için şimdi 2A 11 ise A ne olur bu durumda? 5,5 olur. Ama kenar uzunlukları tam sayı demiş olacağım. O zaman biz 2A'yı 12 seçelim. Bunu da 8 seçersem bakın en büyük değerini buldum. İşte 2A 12 demek ki A 6 gelecek. Çevresini soruyor. Çevresi de 18 çıkacak dostlar. Evet arkadaşlar, konu testini de görmüş olduk böylelikle. Bir sonraki videomuzda da ÖSYM sorularını çözeceğiz inşallah. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.